10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 73 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 7310. Beytleri Anadolu Ajansı baca şeklinde kafiyeli olan, aruz vezninin kısa kalıpları ile yazılan divan edebiyatı nazım şeklinde mesnevi denir. Cümlesindeki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? A. Nazım şekline yerine nazım türüne ifadesi getirilerek. B. Beytleri yerine bentleri ifadesi getirilerek. C. Aruz vezninin yerine hece vezninin ifadesi getirilerek. D. Anadolu Ajansı baca yerine Anadolu Ajansı BBCC ifadesi getirilerek. E. Divan edebiyatı yerine halk edebiyatı ifadesi getirilerek. Cevap D. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? A. Gözünü dikerek Paypure Bey'in yüzüne baktı. B. Soğuk sıcak, yağmur çamur demeden çalışıp çabalamıştı. C. Kıyafet ilminin önemi inkar olunamaz. D. Bir tanesini açmaya çalıştım. E. Öyle anlatılmaz bir heyecan duyuyorum ki. Cevap C. 12. Öncülerinden olan Ömer Seyfettin'in eserlerinin çıkış noktalarını teşkil eden sacayağından birisi olan halk edebiyatının önemi, onun sanat anlayışı ve yetişme tarzı ile yakından ilgilidir. Bunun seyrini onun çocukluğundan itibaren izleyebilmekteyiz. Bir yazısında şöyle diyor, "Ben her şeyi annemden öğrendim. Annem beni milli bir vecd içinde büyüttü. Şiirimde duyduğum lirizmin menbaı, ondan aldığım milli terbiyenin heyecanıdır. Şiirlerimi, hikayelerimi, trajedilerimi evveli masal halinde ondan işittim. Onun halktan olan ruhu bana halk sevgisini, halk aşkını nefretti. Bundan dolayıdır ki, kafiyelerim halkın tabirleri, musikim halkın dilindeki ahenktir. Hasan Avni Yüksel, Ömer Seyfettin ve bir halk hikayesi üzerine. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Milli Edebiyatın. B. Tanzimat Dönemi Edebiyatının. C. Servet-i Fünun Edebiyatının. D. Fecriyati Edebiyatının. E. Halk Edebiyatının. Cevap A. 13. Ahmet, I. Müsameretname, 2. Letaif-i Rivayat, 3. Bahar ve Kelebekler, 4. Sergüzeşt ve Hayra Bad adlı eserleri okuduğunu belirtmiştir. Ahmet'in okuduğunu belirttiği yukarıdaki eserlerden hangisi Sami Paşazade Sezai'ye aittir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap D. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 70. 3 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.